Ya çıkmazsa? Ya çıkmazsa? O zaman ağzına sıçarım. Sekiz otuz beş mülayim efendi. Beş dakika geç kaldın. 8:30 treni şimdi geçti müdür bey. Geç kalmadım ki. Ben geç kaldım diyorsam geç kalmışsın demektir. Ben geç kalmışsam 8:30 treni de geç kalmıştır. Demek ki ikimiz de geç kaldık. Hı. Zamanında vazifeye gelmeyi hala öğrenemedin. Artık sabrım taştı mülayim. Seni işten çıkartma yetkisine sahibim. Ama insaniyetliyim, izin verme. Sadece maaşından ceza kestireceğim. Bu iyiliğimi de unutma. Sağ olun müdür bey. Ben de mülayimsem bu büyük iyiliğinizin altında kalmam. Aferin. Şimdi çiçekleri sula, kahvemi yap. Patronun odasını temizle, dosyaları tanzim et, kasa defterini tut ve faturaları yaz. İyi, bugün işim azmış. Hemen başlarsam 2 gün sonra bitiririm. Mülayim, evet. İlk iş olarak çiçekleri sula. İyi sula mülayim. Başka bir şey mi yapıyorsun? Şimdi de çay daha. Yaşa be mülayim. Ohoho! Demli mi? Demsiz. Vay! Vay! Sağ ol mülayim. Şimdi de paspas yap. Ya mülayim be! Çaycı mısın, çiçekçi misin, paspasçı mısın, memur musun? Hep bu müdürün yüzünden. Ben de ne bok olduğumu bilmiyorum ki. Şimdi de Esin Hanım özel dosyayı alsın ve yanıma gelsin. Peki müdür bey. Bir, sıfır, iki... Nuri Baba, Beşiktaş bu hafta ne yapar? Beşiktaş mı? Kazanır oğlum! Yırtar hem de, yırtar! Berabere kalır. Basbayağı yırtar. Evet, yırtar. 2-0-1... Galatasaray Kayseri ne olur? Kayseri alır. Esin, müdür seni istiyor. Özel dosyayla mı? Evet, çok özel. Esin! Esin! Fazla sallanma, dosyayı düşüreceksin. Benim dosyalarım sağlamdır mülayim, düşmez. 2 günlük memure terfi ediyor, biz kıdemli memurlar olduğumuz yerde sayıyoruz. Özel sektörde kıdem sökmez Melek abla. Ya ne söker? Benim Esin'den ne eksiğim var? Ne eksiğim var ha? Ha, söyle. Eksiğin yok. Fazlam var. Müdür beyde özel dosya çok. Bir gün sıra sana da gelir Melek Hanım. Ah, nerede o günler? Mülayim oğlum! Söyle Nuri amca! Şu dosyalarımın işini bir tamamlayıversene. Sana zahmet oluyor ama. Rica ederim. Heh. Şu benim dosyalara da bakıver mülayimcim, hadi canım. Şunları da. Şu benim dosyalara da bakıver be mülayim. Sen ne yaptın mülayim? Zam istedin mi? İstemedim. Çok pısırıksın be mülayim. Hani masaya yumruğunu vurup da zam isteyecektin? Lafımı bitirtmediniz ki. Müdürün odasına girdim. Nasıl girmişim kim bilir. Yüzüme şöyle bir baktı. Anladı adam. Yüzümden anladı. Hayret.
Ne anladı acaba? Oğlum mülayim dedi. Çok düşündüm. Sana haksızlık yaptığımı anladım. Allah Allah! Bizim müdür söyledi bunları. Tabii bizim müdür söylüyor. Eşek gibi çalışıyorsun mülayim bey dedi. Emeğinin karşılığını almıyorsun. Ben ne yapıyorum? Salla başını, al maaşını. Görevim ne? Patrona yağ çekmek. Elini yıkar, havlu veririm. Hacetini yapar, sifon çekerim. Tamam. Patronun bokunu temizlemek bana düşer ama olsun. Bu adaletsizliğe bir son veriyorum. Ve senin maaşına 15.000 lira zam yapıyorum. 15.000 lira ha? Mesela yani. Ulan mülahim, gene yedirdin meselayı bize. Güzel yedirdim ama, değil mi? Çok yoruldun galiba Esin Hanım. Öyle. Dosya üzerinde çalıştık. Müdür bey de çok titiz. Her şeyi tek tek inceliyor. Belli. Dosyayı iyice açmış. Sonra da acayip şekilde kurcalamış. Hey çocuklar, patron geliyor. Sende iş ahlak yok mu? Herkes çalışıyor, sen tembel tembel oturup kalemlerle oynuyorsun. Başka oynayacak bir şey yok ki. Seninle sonra konuşacağım mülayim. Olabilir. Olabilir ha? Bu herif bana bir bok yapar mı? Yok ya, sana bir bok yapamaz, dalgana bak. Patron geliyor. Mülayim hemen buraya gel. Geliyorum.